Amerikan basınına New York Times'la başlıyoruz. New York Times Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuğunu yazıyor. Gazete, Amerika'nın sebepsiz olarak nitelediği saldırıların dünya petrolünün üçte birinin geçişinin sağlandığı körfezin güvenliğine ilişkin kaygı uyandırdığını bildiriyor. Habere göre İran suçlamaları savaş çığırtkanlığı yapan Amerika'nın düzenlediği dezenformasyon kampanyasının bir parçası olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Amerikan istihbarat örgütlerinin iki tankere yapılan saldırının ardında İran'ın olduğu sonucuna vardığını söyledi. Pompeo'nun iddialarını destekleyen en güçlü kanıt, Amerikan Merkez Komutanlığı'nın dün gece yayınladığı video görüntüleri oldu. Askeri bir sözcü video kaydının İslam Devrim Muhafızlarının patlamadan birkaç saat sonra gemilerden birine yanaşıp patlamamış bir mayını söktüğünü gösterdiğini söyledi. Pompeo Washington'da düzenlediği basın toplantısında sebepsiz bu saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık bir tehdit olduğunu kaydetti. New York Times, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo'nun iki petrol tankerine yapılan saldırının ardında İran'ın olduğu suçlamasıyla birlikte şimdiye kadar kaçındığı ancak bundan böyle yüzleşmek zorunda kalacağı bir seçenekle karşı karşıya olduğunu yazıyor. Gazeteye göre bu seçenek, Trump'ın Amerika'nın çıkarlarını tehlikeye attığı takdirde İran'ın bunun bedelini ağır şekilde ödeyeceği şeklindeki tehdidini hayata geçirip geçirmeyeceği. Trump geçen ay İran körfezine bir uçak gemisi göndermiş, sonra ise kendini İran konusundaki Şahin tavrıyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan uzakta konumlandırmıştı. Daha geçtiğimiz hafta Kuzey Kore ile olduğu gibi İran'la da müzakereye açık olduğunu söyleyen Trump, dünkü gelişmelerden sonra yön değiştirerek Twitter'da henüz İran'la pazarlığı düşünmek için bile çok erken ne onlar hazır ne de biz ifadelerini kullandı. Gazeteye göre Trump'ın yaşadığı ikilem aslında İran konusunda kapsamlı bir strateji geliştirme üzerinde bile anlaşamayan kendi yönetiminin içindeki bölünmeyi yansıtıyor. Wall Street Journal ise bir zamanlar Washington, Wall Street'teki finans çevreleri ve akademik dünyanın borç ve bütçe açığı konusunda hemfikir oldukları teorilerin temelden değişmeye başladığını kaydediyor gazete bütçe açığını kontrol altında tutma çabalarına yönelik siyasi desteğin eridiğini belirtiyor. Habere göre Cumhuriyetçiler vergi indirimleri karşılığında bütçe açığının artmasını göze alırken, Demokratlar 2020 seçimleri yaklaşırken hükümet harcamalarını artırmaktan bahsediyor. Ekonomi biliminin akademik dünyadaki önde gelen isimleri ise büyük federal borç ve bütçe açıklarına dayanıklılığı tartışıyor. Bu mesele artık seçmenlerin en öncelikli gündem maddeleri arasında da yer almıyor. Amerikan ekonomisi ise rekor sayılabilecek uzunluktaki ekonomik büyüme dönemine rağmen daha ne kadar borçlanılabileceğini test etmeye çalışıyor. Gazete borcun son 10 yılda 2 kattan fazla arttığını, bütçe açığınınsa ekonomik büyüme döneminin ilk 6 yılında düşüş gösterdiğini ancak şimdi yılda 1 trilyon dolara yaklaştığını kaydediyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Basın özetlerine hafta içi her gün amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.